Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta Kobo özel yayınımızda sizlerleyiz. Değerli konuğumuz masaj terapisti Tuğba Yazıcı bugün bizlerle. Dilerseniz kendisine öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizlerle tanıyalım elbette. Ardından da sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Tuğba Hanım? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizler Çok nasılsınız? mersi bizler değil. Sizleri tanıyabilir miyiz? 5 senedir masaj terapisti olarak bu yolda devam ediyorum açıkçası. Buraya da Fethiye'den geliyorum. Hoş geliyorsunuz. Teşekkür ederim. Ne güzel bir yerdesiniz gerçekten. Yani İstanbul oranına bakacak olursak daha Kesinlikle. sessiz, daha nezih. Ve bu sessizlikte de çok da güzel bir işiniz var açıkçası. Bu mesleğe nasıl başladınız? Neden masaj terapisti desem? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben aslında masajı şifa olarak görüyorum. Öyle söyleyeyim size. Bir alternatif tıp olarak görüyorum aynı zamanda da. Şimdi masajın tarihine baktığımızda da henüz daha tıp alanı bu kadar ilerlememişken masaj ön plandaydı ve kas ve iskelet sistemine oranla manuel tedavi yöntemleri yaygın olarak kullanıldı Doğru. ve günümüzde de hala geçerliliğini sürdürmeye devam Kesinlikle. ediyor. İnsanın kendi bedenine ve kendi kendine yaptığı bir aslında en iyi iyilik olarak Değil mi? söyleyeyim ben Rahatlatıcı size. etkisi de var. Kesinlikle öyle, çok rahatlatıyor. Hem fiziksel hem ruhsal şifa veriyor size. Hem bedeniniz rahatlıyor, hem ruhunuz rahatlıyor açıkçası. Masaj etkileri nelerdir? Masajın etkileri ilk önce şöyle söyleyeyim. Tamamen vücudunuzdaki sistemi, bağışıklık sistemini güçlendirir. Onun haricinde depresyona yatkınlığınız varsa onun tedavisinde etkilidir. Daha sonrasında vücudunuzda ağrılı bölgeleriniz varsa bunu geçiştirmeye yönelik yapılan bir tedavi şeklidir diyebiliriz. Masajın etkileri dediğim gibi aynı zamanda günlük stresten, o kaostan bedenimizi ve ruhumuzu arındırmaktır aslında Özge Hanım. Öyleyse masajın uygulanması gereken durumlar nelerdir sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Masajı iki şekilde ayırabiliriz. Hem medikal olarak ayırabiliriz, hem de dinlenme açısından ayırabiliriz. Şimdi medikal olarak etkisi şöyle söyleyeyim size. Genelde lokal olarak yapılır. Medikal olarak masaj istediğinizde tüm bedeninize medikal yapılmaz. İşte boynunuzda bir problem vardır, bacağınızda bir problem vardır, ne bileyim kaslarınızda herhangi bir problem vardır. Bu bölgelere aynı zamanda uygulanan bir masaj şeklidir. Onun haricinde mesela günün yorgunluğunu atmak istiyorsanız ve tamamen kendinizi dinlendirmek istiyorsanız da tüm vücudunuza farklı şekillerde, manipülasyonlarda ve hareketlerde yapılan bir masaj şeklidir. Kulunç nedir Tuğba Hanım? Halk arasında kulunç kırmak diye bir tabir vardır. Bu doğru mudur? Ya tabii ben de bunu duyduğumda çok gülüyorum açıkçası. Vücudumuzda aslında kırılabilecek bir yer yoktur. Bu tamamen çevresel faktörlerden, sinirden veya stresten, kaslarımızın tamamen gerilip oksijenli kanın o kas etrafında dönmemesinden kaynaklanan, tamamen kasın gerginliğinden dolayı oluşan asitten oluşan bir kas şeklidir aslında, öyle diyebilirim. Yani kulunç diye bir şey yoktur aslında. Biz masaj yaparak oradaki asidi dağıtırız. Ve oranın gevşemesine, daha çok oksijenli kan akışının sağlanmasına sebep oluruz. Masaj hangi durumlarda hangi bölgelere uygulanmaz? Uygulanmaz. Şimdi eğer kişinin vücudunda varis varsa, doktor önermediyse ve vücudunda ödem varsa, mesela kırıklarda, çıkıklarda bu çok etkili olabiliyor. Vücutlarında ödem varsa tamamen bunlar da yapılmaz. Daha önce deformasyon oluşan bir bölgeyi de aynı şekilde masaj yapılmaması gerekir. Kişinin masaj sıklığı sizce ne kadar olmalıdır? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Aktif masaj yaptıran kişiyle pasif masaj yaptıran kişi arasında şöyle bir fark vardır. Bedenimiz ve kaslarımız hamdır bizim aslında. Ona uygulanacak masaj ilk başlarda daha ileriye yönelik, manipülasyonları daha yavaş şekilde ve hazırlık aşamasında olmalıdır. Bu da şu şekilde olur. Mesela bir gün off olur kişi,
Bir gün masaj yaptırır, bir gün off olur, bir gün masaj yaptırır. Daha sonra ilerleyen zamanlarda da terapistin uygun gördüğü şekillerde, vücut durumuna göre çünkü, kişiyle belirledikten sonra bunların zamanı ona göre ayrılabilir. Doğru masaj nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, bazı kişiler geliyorlar vücudunun ihtiyacı olmadığı halde, mesela sizin vücudunuza Bali masajı gidiyor ama siz Tai masajı istiyorsunuz. Tai masajı da tamamen açma gelme hareketleriyle ilgili bir masaj şeklidir. Vücudunuzun buna ihtiyacı yoksa yapılması zararlı mıdır? Değildir ama yararlı da değildir açıkçası. Çünkü sizin bedeninizin ihtiyacı olan masaj şekli bu değildir aslında. Dediğim gibi doğru masaj bilinçli terapist tarafından kişiyle birlikte konuşularak aynı zamanda ve vücudun ihtiyacına göre yapılan masaj şeklidir. Herkesin masaj terapisti olabilir mi sizce? Efendim? Herkes masaj terapisti olur mu sizce? Yani günümüz şartlarında aslında çok fazla görüyoruz ya. Yani ben masaj terapistiyim, ben mesela masaj terapistiyim. Ama bence kişi kesinlikle eğitim almalı her şeyden önce. Ve bu işle alakalı bir sonuçta bir insan bedenine dokunuyorsunuz. Bununla alakalı gerçekten içerisinde bilinçli bir istek olmalı diye düşünüyorum. Yani ancak kişiye bu şekilde elektrik geçirebilir ve şifa verebilirsiniz aslında. Peki bundan sonrası için hedeflerinizde neler vardır? Şimdi şöyle düşünüyorum ben Özge Hanım. Fethiye'de, hedeflerim Fethiye'de. Gene böyle klinik tarzında. Gene insanlara hitap edebileceğim. Bu şekilde bir yer açıp insanların sağlığına etkide bulunmak. Çünkü bambaşka bir güzelliği var masajın Kesinlikle. hakikaten. Dediğiniz gibi farklı isimlerle de var ama doğru masajı doğru bir şekilde Kesinlikle. kişiye yapabilmek önemli. Kesinlikle Ve Özge hayatımızda Hanım. her daim de olması gerekiyor açıkçası. Kesinlikle yani kişinin iyiliği için aslında yapılan bir şey. Başka türlü kendinizi farklı şekilde arındırmaya çalışsanız da aslında bunlar tam anlamıyla ruhunuza hitap etmez. Ruhunuza hitap eden bedeninize hitap etmez. O yüzden aslında ikisi bir arada olan tek şey masajdır diyebilirim. Öyleyse son olarak izleyenlerimize söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz var mıdır? Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hep birlikte. Çok teşekkür ederim. Ben Yüreğinize teşekkür sağlık. ederim. Sizlerin de Çok sağ olun. başarınızın da devamını Çok diliyorum. teşekkürler Çok Özge Hanım. mersi. Çok sağ olun. Değerli konuğumuz efendim, masaj terapisti Tuğba Yazıcı, Posta Kobe Özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.